Değerli arkadaşlar, Batı'yı gerçek anlamak, anlamda anlamak için bugünlere bakmak yeterli. Şöyle bir durumları var, enteresan. Yani ipiyle kuyuya inilmez denilenler grubu varsa işte bunlar onlar. Şimdi bugün Amerika'da başkanlık seçimi yapılıyor. Hepsi şöyle bir duruma yatmış vaziyetteler. Trump seçilirse ne olacak? E tamam Trump seçilirse bir şey olacak veya olmayacak ama niye Ukrayna'yı kendi haline bırakıyorsun? <laughs> Mesele bu. Yani Ukrayna'ya sağlamış olduğun askeri, mali destek Trump'la mı bağlantılıydı? Savaş üçüncü, bininci gününe geldi savaş. Yani bu kadar zaman içinde yüz binlerce insan ölmüş, şehirler yok olmuş, bilmem ne olmuş. Şimdi Avrupa'da şöyle bir hava esiyor. Ya bu İngilizlerle Amerikalılar işte şöyle böyle. Ya Kamala Harris gelirse tamam biz bu işe devam ederiz. Ama Trump gelirse Trump zaten NATO'dan da hoşlanmıyor. Bizi Rusya ile baş başa bırakacak. En iyisi biz Rusya ile baş başa kalacağımız senaryosuna göre yeni bir pozisyon alalım. Tabi. Tabi tabi. Zelenski'nin işi çok zor. Açık ve net söylüyorum. Zelenski'nin yerinde olmak istemem. Çünkü her an arkasından hançerlenebileceğini o da anlamış durumda. Çıktı ne dedi? Arkadaşlar dedi ya. Ta Pasifik'ten dedi Kuzey Kore askeri benim cepheme geldi. Biriniz bile ses etmediniz dedi. Doğru. Amerikalılar ses ediyor, Avrupalılardan ses yok. Sanki o asker başka bir kıtaya geldi. Ya Kuzey Kore askerinin buraya gelişi bir problemdir. Kim için? Önce Ukrayna sonra da bütün bir Avrupa için. Hikaye burada. O yüzden öyle bir bıraktılar ki meselenin arkasını ki ben hiç şaşırmıyorum. İsrail faktörünün çok büyük rolü var bu işte. Öyle bir bıraktılar ki işin arkasını. Niye İsrail faktörü var söyleyeyim. İsrail elini kolunu sallaya sallaya Suriye'yi bombalıyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapabiliyor? Rusya'ya Ukrayna'yı teslim edebileceğinin işaretlerini vererek yapıyor. O mu güçlü? O güce var mı? Var. Nasıl var? Medya ve küresel lobi bir anda Ukrayna'yı Rusya karşısında yalnız bırakabilme kabiliyetine sahip. Yani bu hep bileşik kaplar teorisi diye adlandırdığım olay bugün de devam ediyor. Çünkü normal gelişmeler yaşamıyoruz. Mesela Doğu cephesinde durum vahim. Rusya çok büyük kayıplar veriyor deniliyor. Tamam veriyor ama geliyor. Yani sürekli bir dalgalar halinde geliş var. Bakın Doğu cephesinin bir dönem sanayi kenti olarak adlandırılmış Krokova, Ukrayna savaşının en çetin hesaplaşmasının yaşandığı yer haline geldi. Kan gövdeyi götürüyor orada. Kenti almak Rusya'nın bir numaralı hedefi Krokova'da yaşanan savaşta iki tarafta ağır kayıp veriliyor diyor. Bu arada Rusya her zaman almaya çalıştı aldığı an arkadaşlar Pokrovsk'u hala Ukraynalılar iyi kötü savunuyorlar ama artık piller bitmek üzere. Pokrovsk'u aldığı zaman batıya doğru çok derin bir kanalı kontrol etme yeteneğine sahip aynı zamanda cephedeki bütün lojistik hatları er geçirecek bir durumda. Rusya dün Pokrovska sadece 6 kilometre mesafedeki Vişneva kasabasını aldı. Kiev açıklama yapıyor. Yoğun saldırılar durduruluyor. Bununla birlikte düşman Promin ve Vişneva üzerinden yoğun saldırıda bulunuyor diyor. Promin de bir başka bölge orada. Krokova'ya yakın bir kasaba olan Kurak Hivka'da kuşatma altına alınmış ve ele geçirilmek üzere ee, ve bir yönüyle baktığınızda Kupyansk'ın güneydoğusunda, Kremina'nın kuzeybatısında Rusya çok önemli ilerlemeler gösteriyor. Kupyansk, Sivatova, Kremina hattı düştü düşecek. Pokrovsk, yani zaten Vuhledar ve diğerlerinin ne olduğunu biliyorsunuz. Ve bu arada bütün batı seyrediyor. İşte bu normaldi. Ha! Lafta çok önemli laflar var. Şimdi Anneli, Annelina Baerbock e, bu Alman Dışişleri Bakanı hanımefendi ki apar topar gitti. Gösteri yapıyor. Ya senin başbakanın da e, önermiş olduğu füze sistemlerini vermemiş. Ama diyor ki Almanya diğer müttefiklerle birlikte Ukrayna'nın yanında kararlı şekilde durmaktadır. Ukrayna'yı sonuna kadar tüm gücümüzle destekleyeceğiz. Putin'in savaşı yaklaşık bin gün sürüyor. Bu savaş Ukrayna halkının yaşamını tahrip etti. Ama bu bizim zaferimizle sonuçlanacak diyor. Nasıl? Ben bilemiyorum. Bu işin uzmanı bir gazeteci olarak gördüğüm şudur. Rusya olağanüstü güçlü bir biçimde bütün cephelerde Ukrayna ordusunun tepesine basmış vaziyette. Ve bu böyle devam ederse yarın bir gün Amerikalılar seçimden başlarını kaldırdıklarında, Avrupalılar tatilden döndüklerinde hadi öyle diyelim yani neredelerse Kiev'i nasıl savunuruzu tartışacaklar. Bu kadar net söylüyorum. Bu kadar boş bırakılır mı? Hoşça kalın.